Yeter kendini yediğin. Bu durum seninle ilgili olamaz. Onur haklı. Yani sizi affedecek olmasaydı gelmezdi o düğüne hiç. Hem zaten size gelene kadar o adamı yıpratacak neler var. Neler var? Canım işte aile karışık ya. Şey iş var, Zafer var, Harika var, Aybar da var. Ya çok, yok Melih ben anlamıyorum. Yani tam her şey çok güzel gidiyordu. Hop bir baktım yine alabor olmuşum ben. Böyle şanssızlık olur mu ya? Canım. Oh. Bir ilaç gibi geldi sesini duymak. Neredesin? İyi. Evdeyiz, oturuyoruz Melih'le. Sen? Ben de kendimi dışarı attım. Dolanıyorum. Hatta yalan söylemeyeceğim. Senin oraya gelmek üzereyim. Alayım mı seni? Sana çok ihtiyacım var. Ha olur, olur. Tamam ben hemen hazırlanayım. Çıkalım biz seninle. Tamam, geliyorum. Hadi bekliyorum. Onur geliyormuş, ben çıkıyorum. Pumpkin siz hiç çıkmayın. Ben çıkıyordum zaten. Yok ya, gerek yok. Biz çıkarız. Olur. Yok yok, vallahi. Ben seni yalnız bırakmak istemediğimden oturuyordum. Benim de şu çıkıp bir kendime gelesim var. Zaten arkadaşlar yazdılar. Bir onlara uğrayacağım. İyi eğlenceler. Bak sana ne hazırladım. Belki bu biraz keyfini yerine getirir. Hı? Ne bu? Sır. Bu da benim sırrım. Sen şimdi annenle o evde o kadar anınız var diye mi gerginsin? Anlamıyorum Zeynep. Annem hiç mi iz bırakmadı bu adamın hayatında? Yani bir an bile düşünmemiş mi bu adam annemi? Bendeki de soru. Kula satranç turnuvasını kazanmıştım. O kadar mutlu gitmiştim ki eve. O gün. Hangi gün? Annemin ölüm haberini aldığım gün. Annemin elinden babamı da, çok emek verdi, şirketi de aldı. Her şeyi aldı. Ben hiçbir şey yapamadım. O zaman annem için savaşamadım. Babamı o kadından kurtaramadım. Ama şirketi kurtaracağım. Daha fazla annemin hakkını yemesine izin vermem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.